Sertleşme sorununun tanısı için 4 noktaya dikkat ederiz. Birincisi hikaye. Yani hastalığın nasıl geliştiği ya da bu sorunun nasıl geliştiğini, fiziksel bir sorun olup olmadığını ve bu işin psikolojik yönünü de anlayabilmek adına kişinin cinsel hikayesini yani ilişki hikayesini de iyi sorgulamak lazım. Teşhisin temelini kişiyle olan bu diyalog, bu konuşma sağlar. İkinci yaptığımız şey fiziksel bazı kusurları görebilmek adına muayenedir. Fizik muayenede özellikle cinsel organlara yönelik ve fizik muayenenin bir parçası olan yine vücuda ait genel bir muayene oluşturur. Üçüncü tanı için önemli nokta laboratuvar testleri. Hastalığın gelişmesinde önemli risk faktörü olan şeker hastalığı, kalp damar hastalığı, yüksek kan yağlarının olup olmadığını ayırt edebilmek için bunları ortaya koyacak bazı kan testleri bu hastadan istenir. Bunlar arasında tabii açlık kan şekeri, kan yağları ki kolesterol, trigliserit gibi önemli kan yağlarını gösteren laboratuvar testleri, bir de isteğimizi, cinsel uyarıyı sağlayan hormonlar, bunların başında da testosteron mutlaka kontrol edilmelidir. Daha ileri aşamalar için de bazı testler var. Bunlar genelde radyolojik testlerdir. Bunun amacı da o bölgeye kan akışını gözlemek veya o bölgede kanla ilgili, damar sistemiyle ilgili bir sorun olup olmadığını ortaya koymaktır. Bu ancak çok gerekli olduğu takdirde yapılan ileri bir testtir.